Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Günaydın herkese. Kayınvalidem aradı, ben durakta bekliyorum diye. Onların her zaman bize gelirken, yani genelde biz getirip götürüyoruz ya da görümcemler getirip götürüyor ama böyle bize sürpriz yaptıkları zaman burada indikleri bir durak var, oradayım ben dedi. İnanın haberimiz yok. Eşim de şaşırdı. Hemen öyle duyunca, işlerinde gerçi biliyorsunuz araçla geziyor. Yakınlarda da olunca dedi ki gelmek ister misin? Annem gelmiş, beraber alalım. Tamam dedim ben de. Bize sürpriz yapmış. Pat diye geldi. Evet. Yalnız gelmiş. Babam evet, da yok. Babam yok. Onun başka bir işleri de vardır bakalım. Şimdi çözeriz. Ya. Tabii bizi aradın abi. İlk işi bizimle. Yani haberimiz yok. Gerçi zeytinler bittikten sonra kayınvalidem diyordu hani gelmeyi düşünüyorum diye. Ama biz böyle pat diye geleceğini hiç düşünemedik. Bize de haber vermedi. Durak da bekliyor şimdi bizi. Biz de bu arada kırmızı ışıkta bekliyoruz. Bekleyelim. Evet. Orada oturuyorum. Sürpriz yaptın. Aniden geldin, mutlu ettin bizi. Onları biz alırız. Onları ben alırım. Onları araba biz burada. Alırız. Hoş geldin. Nasılsın? Şöyle sürpriz yapma bize. Bize geleceğimde gerekirse biz gelir alırız. Babamı niye getirmedin? Ne zaman döneceksin? Neyse ayrısı olsun bakalım. Konuşuruz, evde anlatırsın. Yağları kime getirdin yağları? Asiye'ye mi? Amcasının kızı. En sevdiği amcasının kızı, okul arkadaşı, dostu. Çok seviyor Asiye'yi. Kayınvalidem ona da zeytinyağı getirmiş. Bizlere de sürpriz yaptı. Arabayı değiştirdik. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Söyledin mi çocuklar? Haberin var mıydı? Meral mı söyledi? Her şeyden haberin oluyor. Süper online kullanıyor annem çevresi. Anında biraz öteye geç. Bagaja da koyabilirdin. Neyse hadi. Kayınvalidem taşındığımız eve ilk defa geliyor. Ben alırım sen bir yolculuk. Önce kendin dedi. Ben bu. Nereye taşıdın? Yan tarafa. Önce burada değil miydi? Burasıydı. Ben aynı dairenin üstüne. Aynı dairenin yanına. Komşuya taşındı. Komşuya taşındı. Komşu. Komşu nereye? Gelmedim buraya hiç. Oğlum vallahi gelmedim. Hiç durmadık. Cezalar kesiliyor. Öyle durmadık gördüm mü? Tamam. Çözeriz bu işleri. Asiye de yemeğe değilim. Yapmış adam. Ben de ver onlara şey. Bunu da ismi Zeynep'miş. Hangi isim Zeynep? Yok mu? Kalktınız mı? Teşekkürler yapıyorsun oğlum. Evet. Ahmet abi doğru musun? Evet. Kızısın. Ha, tamam çağırmışsın ben tam sana. Ha bizim bir üstümüzdekiler mi? Evet. Çok iyi bir adam. Hep seni sorarlar. Geldik ama ne burası? Biz, ne biz? Şaka yapıyor şaka. Burasını beğeneceksin. Gözün gönlün açacak. Burası küçük mü? Birazcık küçük. Burası şimdi göreceksin. O yerde güzel. Güzel tarafı da var, kötü tarafı da var. Balkonu var, iki tane dediniz. İki balkonu var, o güzel.
Ev küçük. He? O kötü. Ev küçük. Küçük mü? Küçük. Ama içine sığıyoruz. Sığıyoruz ama sığıyoruz. Küçük olsun varsın. Küçük mü yok. Öyle bir tane ama. Adam taşıyacak, adam sıcağı rahatsız etti. Rahatsız etmedi. Kendi çocuğu gelecekti. Oğul geldi. Oğlu mu geldi? Evet. İyi doğruysan iyi. Doğru. Bir de taşındı o da. Taşındı mı? Taşındı, oğlu taşındı. Görüşüyoruz ara sıra. Ne getirdin? Bir şey getirdim, bir şey yok ki. O anlamda demedim, giyecek. Evcin evdeydi ama aşağı inmiş de olabilir. Kaçıncı kat? Yedi. Yedinci kat. Ora altıydı. Evet. Bunu okuyor mu aile sesler abi? Gel gel. Bekliyorum, kahve içelim. Hoş yine geldin bakalım, hadi. Bura güzelmiş ya. Burası banyo anne. Ay tatlı benim. Gel. Ezin ne yaptın? Bura çok güzel. Balkon var, gel bir gör. Sen böyle açık yeri seversin, öyle açık yeri. Ben çok severim. Balkon olunca. İki tane bayrak da ben istedim çocuğa. Gördük onları. Türk bayrağı. Türk bayrağı. Ben de baktım. O taraf balkonum bir tarafa. Ona bakar balkondan sever. Sağ olun. Sağda solda ne vardı ya? Aynen onlara bak. Çok güzel burası. Güzel mi? Gel. Sabah güneşi bulduğundan akşama da güneş oluyor. Evet, evet. İki balkonda yani evin her tarafı güneş alıyor. Burası öğlenden önce, yok, diğer taraf güzel. Öğlenden sonra. Gel gezelim bakalım. Ay, kediye bakacaksın be. Ay. Anne bu kedi hiç görmedi. Görmedi, şansı hiç görmedi. O zaman olmuş ya. Bilmez. Emiyor mu annesi? Yeni bıraktı. Yeni bıraktı. Bazen dün gene emziriyordu. Bugün emzirir sabah miydi? Emziriyordu. Aa, sabah demek ki bırakmamış. Aynen. Evet zaman bizim de vardı. Böyle bir yaş kaçtı. Bilmez miyim? Gel diğer odaları da baksın anne. Ev tur yaptırıyoruz kaynanaya. Senin kaynanaya. Yanlış anlaşılacak. Burası kızların odası. Gir. Güzel çocuklar buradan sen. Gir gir. Gel. Niye girmiyor? Gel. Gel. Burada aşağıda güneş vurdu mu da sıcacık olur. Bu oluyor orada. Oluyor. Evin her yeri güneş görüyor. Çok güzel. Ötekiden çok iyi. İyi mi? Bence beğendin mi? Güzel. Bize göre sadece biraz. Bir oda eksik. Aynen. İşte şey mutfakla odanın bir olması, Amerikan mutfak olması biraz şey bize azıcık etkiledi o kadar. Ecin Hanım, şımarık. Var, buraya da çamaşırları seriyoruz. Burada da işte biraz kızların eski gardolapları, şifon yerleri olunca şey oluyor. Yani bir çık çık temiz. Temiz temiz. Gel. Bir bak manzara, bir bak. Her sabah süpürüyor, siliyor zaten. Manzara tepeden seyredilir. Burada çamaşırlar var yalnız. İş çamaşırları var. Yok öyle çıkma. Çok güzel. Bir baksın annem aşağıya. O dolapların içine fazla ayakkabılar falan var. Sen ne yaptın kızım? İşte yükselin. Yemek yedim. Oturdum. Makine, ama ne makinesi? Yükselin şey. Mars'ın. Mars. Küçük de. Oturduğum oda da küçük biraz anne. Bize kullanışlı gelmedi de aslında küçük değil. Ya bu oda bir çocukların odası diğer evdeyken de aslında küçüktü. Burası ince uzun. Kartlara hep yakın. Aynı. Oturduğumuz odanın eşyalarını değiştirdik. Televizyon sehpası aldık. Beğenmediler. Beğenmediler mi? Evet. Ya bu kadar bakan beğendim. Onaya geçirelim. Test yaptıralım. Yeni para basılmış. 10 kuruş. Onlar geçmiyor artık. Ya orada
5 kuruşlar, 10 kuruşlar yüksel buraya koy. 1 lira bile geçmiyor. Aynen. Fazla lambaları yaktıydım ben ekranda. Elektrik dairesine çalışıyoruz ama parasını ödüyorsun. Tabii canım. Yani. Onun için. Bakalım ne kadar buradayım oradan. Bir üstüne böyle bolacak keşfet. Aynısı öyle. Yani tek parçayı böyle yakından yakıyor. Kibar olması daha güzel. Kibar mı? Sadece daha güzel. Televizyonda da muhteşem bir yüzyıl var. Derin su ama şey Ece okulda... Bunu değiştirdiniz mi? Böyle miydi? Böyle mi? Ne yani? Ha? Böyle mi? Böyle bu. Ama değişiklik önce... Eskisi değil. Eski değil, bu yeni. Yeni mi oldu? Yeni bu, yeni. Ama evvel de önce kıdı. Hani koltukları fark etmedi herhalde. Koltukları fark etmedin. Koltukları da bile bile oturdum. Modelden almadım. Yokmuş. Renk mi? Modeli aynı da rengi. Bu renkli. Bunlar şimdi moda iki renk. Öyle mi? Öyle diyorlar. Yani iki renk modaydı. Şey. Ben de öyle aldım. Ben her zaman için iki renkin aynı olması gerekiyor. Taraf kendi düşüncem sadece. Ben İyi kötü anlamda söylemiyorum. Bu koltuğun rengi de çok hoşuma gitti. Eskiler modaya düşüyor. Çünkü eskiler moda oluyor. Evet. Yeni modalar bitiyor. Aynen öyle. Şey diyordum televizyonda, Ece'nin muhteşem bir yüzünü seyrediyordum. Bunu da okulda ders işlerken etkilenmiş sosyal dersinde. Evet, güneş görünmez ya. Evet, burası ta açık. Orası öğlenden sonra görüyordu. Burası sabahtan akşama kadar güneş görüyor. İki balkonda görüyor. Yok, diğer taraf görüyor. Saat 9.30'da başlıyor görmeye. Aynı hizada ya. Aynı hizada da. Sanki orası daha bir şey gibi. Yani. Ama orası arada kalıyor. İki tarafında da bina var arada kalıyor. Dişi. Dişi mi bu da? Dişi, bu da dişi. Halıyı da yeni aldı anne. Ne? Halıyı da yeni aldık. Kaydırmaz. Kaymıyor. Mutfakta burası. Mutfak burası. Tanıdık da. Beğendin mi? Beğendim, her şey çok güzel. Tamam, dolap yeri az mı kalkacak? Evet, dolap yeri az. Şunu aldık. Tamam, güzel. Altıda var da ne kadar olsa bizim şey çoktu. Kalkacak çoktu. Eşim sağ olsun, yarısını ihtiyaç. Sana edeceğim ben. Dolapları güzel. Herkesi kapat da güneş gelmesin. Ekranda çok yansın. Ben açık görüntünü olan yerlerden sizin için. Amerika mutfağı mı? Evet. Amerika mutfağı. Bir kahveyi hak ettin. Neyi? Kahve. Türk kahvesi yapayım mı? Yap da içelim. Tamam. Kaçardı görmem kahveni içmeyelim. Bir içelim. Nazlı Paşa'da yaptım ya kahve. Ha, orada Paşa'da yaptım. Bir dakika gene başka. Sen iste, ben yine yaparım. Yapma. Eylül fasulye yapmışsın. Tencerelerde konuşuyor ama. Tencereleri dün mercimek çorbası yapmıştım. Tavukla beraber. Ötekilerin şeylerde aynıydı. Patates, somurtu. Ne anne? Ötekilerin aynı. Ötekilerin şeylerde aynı kırmızı. Parkeler mi? Yerler mi? Yer aynıydı. Değişikti onu. O biraz sağ koydu. Mutfak parke değildi. Mermerdi. Evet. Salonun parke yeni. Salonun böyleydi. Odaların böyleydi de. Şeyi ne yaptım? O üçlü mutfak takına. O bu yatak odasında. Üçlü de değil. Altın altında. Ha, onu anne, onu buraya sığmadı. Yatak odasına koydum. Orada. O da yani balkona da sığmadı. Çünkü bu balkondakileri de bir ara ele. Güzel yerleşti. Evet, güzel yerleşmişti. İyi, ellerine sağlık. Meral İyi iş çıkarmışlar. Meral abla da Allah Meral razı olsun. Aynen. Sağ olsun. Bunlar da var yani. Olmaz mı? En büyük yardımcılarımız. O heyecandan bir sitede kaldık diye. Gel bakalım sen. Çocuklar bu yani hep boyanmış. Bu büyüdü zaten. Büyüdü, kocaman oldu. Ev gayet dengeli verdi, doldu. Son mu? Efendim? Bir daha gidecek mi? Belli değil. Belli değil. Onu aç, işte söylemeyelim onu. Sakın sakın erkek geliyor. Üç dört ayrı, iki ayrı nasıl olsun? İki ayrı mı? Kimse götürmez. Çok oturdu. Mars, Mars. Kahveyi yap. Şu
Çımarma. Aynen ay gördün ya. Arkadaşlar şu şeyi göstereyim ya. Elimi göstereyim mi? Çok kötü oldu. Bakar ya. Mısınız? Burada siz belki biliyorsunuzdur. İnşallah bulanık çıkmıyordur. Yakından çekiyor. Yok, ya. Güzel çıkıyor. Şunun gibi şöyle minik minik su torbacıkları oluyor ve bu patlıyor. Sonra bir kaşıntıya sebep oluyor ve o kaşındıktan sonra böyle çatlamalar oluyor. Ondan sonra kuruma oluyor derken elim bir tuhaf olmaya başladı. Bu da Bulgaristan'da başladı. Bir doktora gittik, bir sağlık ocağına gösterdik ama böyle şey dedi, belki sizler de biliyorsunuzdur. Bugün Cildiye'den randevum vardı işte. Ece'nin babaannesine bakıyoruz öyle şey yapıyor. Bak kızım bak. Çok kaşınıyor böyle. Kuruyor. Tekrardan doktordan randevu alacağım. Mantar gibi de dedi ama egzama gibi de dedi. Sanki ikisi karışık gibi de dedi. Bulgaristan'dayken ben oranın ellerinden giymiştim ve hatırlıyorsanız videolarda hep şey demiştim, benim gözlerim çok kaşınıyor demiştim. Bence eldiveni çıkardıktan sonra ister istemez herhalde bir iki sefer onunla gözlerime temas edince 3-4 sefer benim gözlerim çok kötü oldu. Çapaklandı, sulandı, şişti. Herhalde bu kimyasallardan kaynaklandı. Evet, kimyasal. Bir de buraya geleli hiç durmadın. Çamaşır makinesi, deterjan, bor çöz, yağ çöz. Kolay değil. Aynen. Ne yapacaksın? Mecbur işte. Ondan sonra böyle oldu ellerim. Bakalım tekrar randevuya gittiğinde doktor ne diyecek ama sizler de biliyorsanız eğer bana yardımcı olursanız sevinirim. Evet. Yükselicim, senin de telefonun hiç bugün durmadı. Bugün özellikle bugün hiç durmadı. Neden öyle oldu? Doktor yanım var değil mi? Sevenim de çok değil. Sevenim çok değil. İşi düşenim çok. Öyle işi düşen arıyor. Seven aramıyor. Arar be. Seven de arar. Seven de arar da işi düşen daha çok arar. Kahve içerdim bakalım bir. Sen bir destek var mıydı? Vardı. Vardı anne, vardı. Bu ev bereketli oldu. Bereketli ben kendim de bereketli. Düzenliyim. Sen de doğru musun? Sen de görmüyorsun annen kadar babaannen ha. Onlar yazın bir şey yapmadılar. Gitmediler değil mi? Gitmedi. Yayla zor oluyor ya. Derin su çalıştığından Ece'yi de yalnız götüresin gelmedi. Aynen. Ben de kendi arkadaşlarıma gitti. Zaten sen de gittin de günü birlik gittin. Ben de gittin. Ben de gittin. Evet. Ben. Babam çağıracak evet derim. Ne zaman? Sürpriz gelirken. Diyor ya ben çağıracak diye bekliyorum diyor ya. Sürpriz yap bize. Bunları da sağ olsun. Adilus'a getirdim. Hala bitmedi. Yiye bitiremedik. Tamam. Şunu çok seviyorum. Şu beyaz olan bir. Bu şeycan ben onu çok seviyorum. Evet. Evet. Eski hep takım olmazdı. Şimdi takımı bozulmuş böyle olsun. Ne takım bozulmuş dedi? Şey, mobilyacı tek tek alır diyor. Bu şimdi... He, koltuğu mu? Koltuğu anne şey gibi. Evet. Ulaman gibi. Bizim orada öyle olur. Ya ama ben şimdi bizim yakın çevredeki arkadaşlarım da hep böyle çift renk ya koltuklar. Niye takım ben değil? Tek renk olsaydı birazcık da sade kalırdı. Böyle yani boğardı tek renk. Bu iki renk benim çok hoşuma gitti. Hem ikisi de sade ve şık renk olunca daha güzel oldu. Yani açıkçası ben de iki renk tercihim. Ay baba şeye. Kullanmıyorsun. Şeker atın, şekerli olsun annem ki. Bunları kullanmıyorlar çocuklar. Kullanmıyorlar. Derin suyun öğrenci kimlik kartı var. Onları da işte ben bazen gidecek olursam hastaneye falan o zaman. Benim de var onların kartı kullanmıyor. Bir araba var ya ben işim olduğu zaman şey yapıyorum ben. Benim 65 yaşlı kartım olunca. Gene de yedek tavukta duruyorduk. Konuyoruz. İnşallah bu da dur konacağız. İnşallah. Tamam geleceğim.
Görüntüyü görebilir misin burada? Az önce açıktı da şimdi şey kapandı, hani konuştuk şey havuzuyla bastı, ben açtım sonradan seslenince şuraya basılı tutunca oraya ses gidiyor, konuşurken bir yandan kapandı. Gel dedi, aşağı geldi. Gideceksen babanın yanında biraz şey yap dersin. Oturayım biraz babanın yanında. Bizi çağırıyor, kediler de oraya gitti. Ne? Kediler zaten kapı çaldığı zaman maşallah. Kapıyı... Kedilerim ne çaldı o anda çaldı. Oldu oldu. Ne oldu ama? Oh. Bak hanım. Köpüklü yapmamışsın, cezayı keseriz. Yani. İşte mi ha? Ben orada ejdini ödedim, pardon. Dedim, köpüklüyü bana mı özel yaptı? Annemin içtiğini görmemişim ben. Annem işte canım köpüğü de aldı anne. En çok köpüğü ona koyduk. Bak bizimki az. Köpek bayağı hayvan. Göbek mi? Göbek hiç gitmiyor. Hayır, o kekini takıyor. Bu monttan kapatıyor. Monttan mı kapatıyor? Var mı? Elime? Yok. Kamufle var. Kamufle var. Siyah giyiyor. Ceketi üstüne alıyor. Kapımızdan çıkıyor. Kim geldi? Elin arkadaşları mı geliyor? Aha. Ulan bakalım kimmiş kızım. Senin de gelen giden bitmez. Ben de aşağı bakıyorum. Aa, geldim gelmedim. Adası. Adası. Adası sen bizim kedileri gördün mü? Adası ölmüş. Olur yani. Olur yani. Böyle takipi ne karıştırdım ne karıştırdım. Güzel sever. Güzel sever. Bir baktım çok güzel sever. Bir tane kahvemi içeyim. Geldim Türkiye'ye. Geldim. Bulgaristan'dan nasıldı rahatım? Rahatımız iyiydi. Sadece çok koşturuyorduk. Arkadaşlarımız iyi canım. Allah aşkına. Evet, bir iki onlarınız arkadaşlar. İyi iyi. Zaten çok bayan bir tane bu sene. İyi arkadaşın olur, iş yorucu olur. Arkadaşın seni dinlendirir ama İş az olur, kötü arkadaş olur, orası çekilmez. Çekilmez. Allah'a şükür bizim ekibimizde öyle bir sıkıntı yaşamadık. Bayan olarak da zaten çok yaşamadım. Gittik. Gelinin uyumludur, herkese geçinir. Geçinir, geçinir. Geçinir, geçinir. Benim kimseyle kalmadım. Sayın tanış, orada kolay mı? Ayak üstü, aşama atar, altıya gidiyor da. Yıllarca veremeyeceği kiloyu orada... Verdi. Evet. Hem de tasarruf ettik. Burada gelince spor salonu yazılacaktı. Evet. Orada fazladan kilo vermiş. Hala. O masraftan da kurtuldu. Hala yazılaşım var. Yazılan masraf değil mi? Biraz şaka karışık yapıyor da masraf değil. Tabii ki yemesi, içme, düzeni çalışmak. Bugün gelecek benim. Yarın gelecek. Yüksek telefon edecek. Yola bakarım. Ama bu çocuklara da sürpriz oldu. Da. Çok iyi oldu öyle. Gece sana geldiğimde otomada. Buna geldik. Uğur parası aldım da senden. Daha taşıyorum. Leva. Benim yok. Bu da bana verir leva. Oo. İki tane mi? İki tane. Hadi çıkarma kalsın. Yani. Uğur getirir. Leva bozuk başka kaldı mı cüzdanı? Benim hiç yok. Bana işim arkadaşlar söylüyor. Sen yok mu? Bana vermiyor. Kızlarına veriyor. Kaynanasına veriyor. Arkadaşlarına veriyor. Bir tane de bana benim hiç yok. Vardı. Var yok. Ciddi diyorum yok. Leva da değişik. Aynı şey verdim, bu şuramışın da yok. O kaç sıra mesela? Bu 20 leva diye, bozdu. Ay, levanın altında bir şey diyorlar da. Sen unuttun onu, geçen sene de çıktı onun muhabbeti. Aynen. Hani euroya... Çalıştım. Liraya kuruş dedi. Çalışıp yorulduğuma üzülürüm. Akşama gün görmeden. Çalışmak insanı sağlıklı, dinç yapar. Aynen öyle. Bak çalıştı. Arkadaşlara bu koltuklar gönderir, tabii Meryem'in katkısı çok yüksek. Biz de çalışıyoruz ama onun kadar kazanmıyoruz. Bu koltukları değiştirdi, arabayı değiştirdi, halıları değiştirdi. Evet, ev ortamı geldi. İnşallah. Getirdi. Bu kapatırız. Yine aynısı var. Bozuk leva kalmamış. O yok gibi geldi. Yok, bozuk leva kalmamış. Bir şey var da, kuruş var bende. Ha, iki leva, bir leva, öyle var mı diye baktım da. Bu ne?
Hangisi? İyi durmuş. Evet. Yani yabancı para gibi. Artık şeyde gözükmüyor ya. Altın gibi. Ama şey var. Kağıt var. 10 leva. Kağıt olmaz. Bu işte bu. Bulgaristan'ın parası böyle anne. Onların şeyi. Bu anne zenginin parası yurdun çetesini yorar. Verelim buna. Neyi? Zenginin parası diyor. Zenginsin beraber zengin. Benim daha 15-20 apartman var. 170 lira bu. Aynen. O kadar çok para değil. 10 lira. Gene de çok. Benim ondan da yok. Onda şey... Şans ne yapıyorsun orada? Ha? Kamerayı düşüreceğim. Bizim 1 liramız, onlar 17 kat değerli. Değerli mi? Evet, 17 kat. Eskiden bizimki değerliydi. Onun için yurt dışına gidiyor. Gittiğine değiyor. Kamerayı düşüreceğim. Bunu ne yapıyoruz? O zaman gösterir de bana gitmezler mi? Gidersen uzun gitmeyecek. Çünkü çocuklar burada kalıp seninle ne kadar yese, içecek, yese. Anne evde dolaştı mıydı? Ev dolu verir, gülü verirler. Ben bile kendimi garip hissettim. Garip edersin sen de garip. Ama sen gündüzleri dışarıda çalışıyorsun. Dikkatim dağılıyor ama eve geldin mi böyle... Boşluk oluyor. Boşluk oluyor. Baba derdi ki Mustafa olduğunda dışarıda çalışırdı. Ben dedi çalışmaya gittiğinden, akşam geldiğinde çocuk kucağında kapıyı açacaksın derdi. Anne baba çocukların canını verir. Hikayesi de var bende. Anne baba yetmiyor. Böğreni ver, kulağını ver, her şeyi ver. Çocuk da veriyor anneye her şeyini. Dursun. Dursun anne. Seneye 3 olur, 4 olur. Baba. Bu sene vermedim uğur parası. Vermedi. Al. Her sene bir uğur parası. Orada onun içine koy. Bunun içinde paralarım var da. Paralar sen Bulgaristan'a gittin, Bulgar parası vereceksin. Euro her yerde olur. Allah Allah. Aslında bizde hep şey vardı, bozuk levalar vardı. Tabii biz en son bir arkadaşlar gitmeye yakın olunca burada ne yapacağız o parayı, bozuklar da böyle ne yapacağız ne yapacağız derken markete gittik o arada. İşte çekirdek, çikolata, oradaki bozukları elimizde tükettik yani. Arkadaşların da dayanamayan derken dönen de var mı diyor annesine? Bu sene dayanamayıp dönen olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Geçen sene vardı. Var mıydı? Ama bir tane genç kızımızın şeyi çok bozuldu yani, psikolojisi bozuldu. Sağlık sorunları yaşadı. Sağlık sorunları yaşadı biraz. Tabii destek olduk biz orada. Doktordan destek de aldı. Hani gitmek istiyor musun dedik ama gene de gelmişken gitmek istemedi kendisi. Kalmak istedi. Bizim yardımlarımızla o da kendini toparladı zaten. Yani ilk gittiği bir hemen hemen bir 15-20 gün içerisinde biraz böyle şey oldu. Bir hani afalladı mı diyelim. Mekan değişikliği, aileden ilk defa ayrılıyormuş. Yani anneden babadan aileden ilk defa ayrılınca bir de böyle nasıl diyeyim, şehir bile değiştirmemiş hiç. Ülke değiştirince o bayağı bir kötü olmuştu ama daha sonradan toparladı. Süt kuzusu diyoruz biz onlara. Ama açılması önemli. Süt kuzusu olur mu canım, herkes için? Anne kuzusu. Yani. Süt kuzusu. Hani iyi anlamda söylüyorum. Anne kuzusu. Kimler vardır? Mesela şimdi Asya'nın yanına gittik. Ben diyor 40 senedir Antalya'dan diyor. Antalya'yı bilmiyorum diyor. Evet. Kimlere evcil olur, dışarı çıkmaz. Aynen. Ama iyi de yaşadın, çevreyi bileceksin ya. Bu şeyle alakalı değil. Ya bu ama o biraz da yaşadığın çevreyle ilgili, azıcık da bizim, kişisel, kişinin kendine. Mesela sen gezmeyi çok seversin. Evet. Ben çok sevmem onun kadar. Ben daha çok böyle tarihi yerleri hani gezerim. Gerçi o da ayak uydur birbirimize de. Eşim gezmeyi çok sevdiği için ben de onunla beraber tabii ki hani bazen onun dediği gibi, bazen benim dediğim gibi ayak uyduruyoruz. Öyle şimdi böyle gezdik. Bursa'ya bir defa gittik. Navigasyonla sağa sola gidiyorduk. İkinci gittiğimizde ben açmıyorduk. Şimdi bizim iç yerinde bir tane mesela arkadaşım var. Antalyalı yerlisi. Özdürüye markada belirli yerlere bile navigasyon açıyorlar burada. O kadar da yani olmaması gerekiyor tarzında düşünüyorum. Ya ne zamandır Antalya'da dedin? Doğma büyüme Antalya'da mı? Doğma büyüme Antalya'da. Anne, dede, sularcık Antalya'da. Niye? Hiç mi çıkmamış? Hayır, gidiyor her yere navigasyon açıyor. Özdür'e gidiyoruz. Belki rahat gitmek için açıyor. Olur mu? Hayır. Özdür'e bugün Ece'de salsa navigasyon açmaz. Neyse. Akşama yemeğimizi yapalım. Evet, fasulyeyi bir ocağa.
Seninle ilgilenelim biraz. Dinlenelim. Yarın alacak bana. Acilde bir iğne vurdurun. Gelerme o şeyi. Tamam. Sen nereye vurdurup geleceğim? Biz beraber gideceğiz. Evet, sen beraber. Ben 12 ile vurdur. Ama sen vurdurdun mu? Ben kaynı bir. Anne beraber kan ilacı. Beraber gideceğiz. Kan iğnesi yazmış doktor. Kanım çok düşmüş. Hastaneye gittim. Şu talep verdim. Getirdim bir. Şey dedim. Yemeğe kahvaltı yapmışsın. Gece kahvaltı yaptım ben yaptım. Yarın dedi, su bile gitmeyeceksin, 9'da öleceksin dedi. 9'a vardım, karın tavillerini aldı, etti. Hmm. Bir de göğüsüm önderdi, randımalı verdi. Göğüsüm de çöreği, karın derisinden tavillerini aldı. Gece her şey çok temizledi, şekerin de yok, kolesterin de yok. Her şey temiz, bir kapım düşmüştü, evet, yaylada halsiz idim. Kuru kaynağı dedim, kansız oldu muydu? Şimdi kan iğnesi vurdu da ben bilinmeye vurdu. Herhalde ben iki zaman vurdu, vurdu da bu şekilde. Akşam vurduruz onu Ayşe, o sıkıntı değil. Diyelim ve artık müsaadenizi isteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.